İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi. Yer altında aile içi cinayet. 30 Ocak saat 8.04. İstanbul Topkapı'daki Koç Üniversitesi Hastanesi'ne giren araç acil servise doğru yöneliyor. Ancak acil serviste durmaktan vazgeçip kapıya dönüyor. Aracı hastane çıkışındaki tırın önüne park eden sürücü hızla kaçıyor. Bir kişinin arka koltukta olduğu görülüyor. Bu 44 yaşındaki İlker Çakıroğlu. 12 saat sonra hastaneye gelen aile yakınları Çakıroğlu'nu park edilmiş araçta kanlar içinde buldu. Dövüldüğü ve kafasına demirle vurulduğu öne sürülen 3 çocuk babası Çakıroğlu hayatını kaybetmişti. Çakıroğlu'nu kimler öldürmüştü? Yakınlarının iddiasına göre kendileriyle aynı aileden olan Fuat Çakır. Racon Masası Oflu Çakır kardeşler Kadıköy Kalamış'ta 20 Aralık 2021'deki racon masası tartışmasıyla adlarını duyurdu. O gün Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Arslan 25 milyon dolarlık bir yat ve bir inşaat şirketinin tahsilatı için Çakır kardeşlerin restoranına geldi. Fuat Çakır'ın ifadesine göre Bandırmalıoğlu gayrimeşrudaki arkadaşlarından bahsetti. Sözü Çakır'ın himayesindeki yata getirerek sıkıntıyı çözelim sahibi biziz dedi. Çakır yatla ilgimiz yok diye yanıt verdi. Bandırmalıoğlu dilini sertleştirdi. Çakırlar altta kalmadı. Silahlar patladı. Çakırın ifadesinden. Neden baronların ismini anıyorsun deyince Ziya ayağa kalktı. Hiç tartışmaya girmeden silahını ateşledi. Eline yapıştım. Silahı tutarken elimin içinde iki üç kez patladı. Silahı aldım. Aldıktan sonra kullanmaya başladım. Karşıda Şahin Aslan çift silahla ateş ediyordu. O ayaktaydı. Herkes yerdeydi. Ziya'ya ateş ettim. Yere düştü. Aslan'a döndüm. Onu da vurdum. Aslanın kardeşlerimi vuran şahıs olduğunu düşünüyorum. İki silahla herkese ateş eden, herkesi düşüren odur. Muhtemelen beni vuran da odur. Tahsilata gelen Bandırmalıoğlu ve Arslan öldü. Fuat ve Ayhan Çakır dahil beş kişi yaralandı. Çakır kardeşlere iki kez kasten öldürmeyle suç örgütü kurma ve yönetme suçundan İstanbul 13. Ağ Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava geçen yıl Mayıs'ta bitti nefse müdafadan ikişer yıl 8'er ay hapis verildi. Çakır kardeşler tahliye edildi. Karaköy'e davet. Fuat Çakır'ı tahliye olduktan sonra babalar aleminde şöhretini arttırdı. İddiaya göre İlker Çakıroğlu'nun avukatı B.A. Fuat Çakır'ın adını kullanarak insanları tehdit ediyordu. Ayhan Çakır, çocukluk arkadaşı Çakıroğlu'nu 29 Ocak akşamı arayarak ''Abim seninle görüşecek, bizim kafeye gel.'' diye çağırdı. Çakıroğlu saat 21 sularında Çakır'a ait Karaköy'deki meyhaneye gitti. 30 Ocak'ta saat 1.57'de eşine iyiyim diye mesaj attı. Bir daha Çakıroğlu'na ulaşılamadı. Hastane kapısında bıraktılar. Ailesi Çakıroğlu'nu bulabilmek için her yolu denedi. Sabah kayıp ihbarında bulundular. İlerleyen saatlerde Çakır'a yakın HB adlı kişiden kardeşiniz Koç Üniversitesi Hastanesi'nde diye haber geldi. Hastaneye vardıklarında İlker Çakıroğlu diye bir kaydın olmadığını gördüler. Kapıda Çakıroğlu'nun aracını fark ettiler. Ne var ki artık çok geçti. Çakıroğlu'nun başında iki delik bulunduğu ve işkence görmüş olabileceği ileri sürülüyor. Eğer sürücü Çakıroğlu'nu acil serviste bıraksaydı yaralı adam belki yaşıyor olacaktı. Çakır kardeşler kayıp. Çakıroğlu ofta toprağa verilirken Fuat, Ayhan ve Hasan Çakır kardeşlerin 30 Ocak'tan beri kayıp olduğu iddia ediliyor. Çakıroğlu'nun eşi Özlem, cesedin henüz bulunmadığı saatlerde alınan ifadesinde şu iddialarda bulundu. Ben eşimin kaçırıldığını ve alıkonduğunu düşünüyorum. Eşim en son Fuat Ayhan ve Hasan Çakır'la görüştü. Bu şahıslarla buluşmasının amacı avukatı B.A.'nın Fuat Çakır ismini kullanarak insanları tehdit etmesi. Eşim giderken endişeliydi. Agresif ve vukuatlı insanlar olduğunu biliyorduk. Eşimin hayatından endişeliyim. Eşimin başına bir şey gelmesi halinde Fuat, Ayhan ve Hasan Çakır'dan şikayetçiyim. Kardeşi Yusuf Kağan Çakıroğluysa Fuat Çakır'la aynı sülaleden olduklarını ifade ederek şöyle konuşuyor. Çakır'ın agresif bir üslubu var. Muhtemelen küfrettim. Abim de ters cevap vermiş olabilir. Vücudunda kırıklar vardı. Çakır kardeşlerin o günden bu yana cep telefonlarının kapalı olduğunu ifade ediyor. Fuat, Ayhan ve Hasan bu üç kardeşle adamları kayıp yurt dışına kaçtıkları söyleniyor diyor. Bu arada Hasan Çakır, MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi. Aile içi cinayetten kan davasına dönüşebilir. Bu kan gölü yer altında büyür mü yaşayıp göreceğiz. Yılmaz Güney davası yeniden görülmeyecek. Yılmaz Güney'in seveni olduğu kadar ondan nefret edenler de var. Güney karşıtları 1974 yılında Adana'da hakim Sefa Mutlu'yu öldürmesinden kaynaklı olarak ünlü sinemacıyı katil diye suçluyor. Güney'in eşi Fatma, kızı Güney ve oğlu Yılmaz Pütün avukat Bişar Abdi Alınak aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Dilekçede Güney'in 18 yıla çarptırıldığı Ankara 1. Ağa Ceza Mahkemesi'ndeki davanın yeniden görülmesi, Mutlu'nun mezarının açılarak otopsi yapılması istendi. Çünkü cinayete ilişkin bilgilerin bugüne dek gizlendiği, güneyin bir hakim katili gibi gösterilerek bir itibar suikastına uğratılmasına gerekçe yapıldığı belirtiliyor. Ankara 1. Ağ Ceza Mahkemesi 29 Ocak'ta talebi geri çevirdi. Kararda olayın üzerinden 50 yıl geçtiği, tüm yargısal süreçlerin tamamlandığı, mezarın açılmasının dosyaya yenilik katmayacağı ifade edildi. Güney'in silahı bilinçli ateşlediği ve meşru müdafaa şartlarının oluşmadığı kaydedildi. Avukat Alınak şunları söylüyor. Yılmaz Güney katil değil ama bizde davayı yeniden görecek cesaret ve vicdan yoktur. Bir metreyi aşkın yükseklikten aşağıdaki birine hedef gözeterek ateş ettiği öne sürülen bir kişinin, o kişiyi aşağıdan yukarıya giden mermiyle vurduğuna Kamuoyunu ikna etmenin imkansızlığını mahkeme üyeleri de kabul ediyor ancak ki delili incelemeyi reddetme yoluna gitmişlerdir. Alınak itiraz edeceklerini söylüyor. Selim Temurci'den düzeltme. Gelecek partili Selim Temurci ile yaptığım söyleşi büyük ses getirdi. Söyleşide Temurci'ye atfen şu cümleler yer aldı. Ben partiyi anahtar teslim kurarak hocaya teslim ettim. Dün Temurci aradı. Yanlış anlaşıldığını belirterek biz arkadaşlarımızla birlikte hocanın liderliğinde anahtar teslim güçlü bir parti kurduk dediğini vurguladı